Walking on Sunshine. Başrollerini Serena Yaktaş ve Ceyhun Fersoy'un paylaştığı Figüran filminin çekimlerine İstanbul'da başlandı. Biz de perde arkası ekibi olarak filmin setine konuk olduk. İzliyoruz. Que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent. Perde arkası ekibi olarak bu hafta Figüran filminin setine konuk olduk. Tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. T'es trop intelligent pour dans ce piège pris. Filmin meşhur yapımcısı Şahmettin İşbilir. Bize biraz bu karakteri anlatır mısınız? Bu karakter işte eski bizim Türk sinemasının çıkış noktası olan Yeşilçam'da Şahmettin tarzında bir sürü adam vardı. Yani onlar kimisi başarılı yapımcılardı. Bugüne kadar da taşıdılar, işte gündemi takip ettiler. Kimisi de Yeşilçam'ın o köhneliği içerisinde kaldı. Bugüne bir şekilde geldi ama Şahmettin kadar gelebildi. Yani Şahmettin son derece başarısız. Ondan sonra yani iş bir türlü tutturamamış dediğimiz cinsten bir adam. Peki Şahmettin ne tarz filmler yapıyor? Şahmettin eskiden işte Yeşilçam'da böyle bir zaman dilimi vardı. O zaman bu erotik filmler çok fazla çekilirdi. Yani günde iki tane film çekerlerdi filan. O tarz filmler yapmış zamanında. Onlar da oynamış filan. Artistlik de yapmış yani. Ondan sonra işte yaşlandıkça tabii böyle bir şey de kalmamış. Dolayısıyla yapımcılık yapıyor ama yapımcılık da gene olmuyor. Gene başaramıyor. İşte bir tane figüranın peşinde koşturuyor. Onu bir yerlere taşımaya çalışıyor. Hayal peşinde. Bir adam ama bu söz zarfında da tabii biz inanılmaz komik meseleler çıkıyor işin içine. Onu garip garip reklam filmlerine gönderiyor. Ondan sonra işte oyuncu olacaksın diye ona alttan gaz veriyor ama o çocuğu da hayal kırıklığına uğratıyor. Yani iyi niyetli ama salak diyeceğim. Bu anlamda da başarılı olmayan bir adam yani. Böyle saçını filan boyatan, çok kötü saçını boyatan filan bir adam Şahmettin. Başarısız bir yapımcı yani. Bugün setinizin 4. günü. Siz 4 gündür çekimlerde var mısınız? Nasıl geçiyor çekimler? 4 gündür varım. Başından itibaren, ilk günden itibaren birlikte başladık. Tolga'yla çalışıyoruz, Tolga Çetin'le. Yani çok iyi gidiyor. Dün şöyle bir şey geçti. Tolga dedi ki ben 15-16 senedir bu işi yapıyorum. Hayatımda hiçbir sette bu kadar çok eğlenmemiştim diye böyle gayri ihtiyar bir şey söyledi. Yani klasiktir, oyuncular da sette çok eğleniyoruz falan derler ama yani şimdi yaptığımız işte komik bir iş olduğu için, komedisi ağır basan bir iş olduğu için biz o anlamda da eğleniyoruz. Yani benim tipi görmeniz lazım. Vardır arkadaşlar, verirler. İşte saçlarım simsiyah, bıyık simsiyah filan bir adam. Ama yani yaş itibariyle de aslında o kadar siyahlık güzel durmuyor ve komik oluyor zaten. Şöyle bir Adanalı, ben kendim de Adanalıyım. Böyle bir Adanalı şive var. Şive de var. Ondan sonra onunla Şahmettin'in başarısızlığı filan böyle bir araya gelince filmin en komik adamlarından biri oldum yani. Ki ben normalde de çok komik oynayan falan bir adam değilimdir yani. Hep böyle, böyle ağır abiler falan oynarım. Polis oynarım. İşte mafya babası oynarım ama bu filmde tamamen farklı bir şey oldu. Son olarak izleyici Figüran filminde ne bulacak? İzledikten sonra nasıl bir hisse çıkacaklar filmden mesela? Şimdi özünde komedi. Bir komedi çekiyoruz. Fakat bana göre yani eğer mesela bir mesajsa bu film çok iyi bir mesaj veriyor. Şunun mesajını veriyor. Yani bizim ülkemizde biliyorsunuz özellikle gençler kolaydan para kazanma, şöhret olma falan gibi takıntısı çok fazla olan gençlerimiz var. Bu çektiğimiz filmde de çok yani komik şeyler var ama aynı zamanda trajik çok sahnelerimiz de var. O sahnelerde
Ya bu işin eğitimini almadan, oyunculuk eğitimini almadan, kısa yoldan şöhret olma yolunda giden gençlerimize bana göre bir şeyler verecektir. Biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini öğretecektir diye düşünüyorum. Bence son zamanlarda görebileceğiniz, yani son zamanlarda Türkiye'de en samimi, en doğal, en sıcak işleyen filmlerden birisi olacak. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü sette gerçekten biz çok doğal ilerliyoruz ve hani anlık katıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani çok sıcak oluyor. O yüzden bence seyircilerimiz bu sıcaklığı yakalayacak. Bu konuda çok çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum biz oyuncular olarak. Çünkü o sıcaklığı sette sağladık ve bunu bize yönetmenimiz de sağladı, sağ olsun. Bence gülebilecekleri, yani zaten komedi ama her yerde böyle hadi ya falan olabilecekleri bir film oluyor. Çok güzel gidiyoruz şimdilik. Benim ikinci günüm. Normalde dördüncü gün. Çok sıcak bir ekip olmuşuz. Bundan dolayı çok mutluyum. Pelin nasıl bir karakter? Pelin'den bahsedelim biraz. Pelin Şafak, oyuncu, Türkiye'nin star oyuncusu, aranan yüz, duygusal ama duygusal olduğu kadar da hassas ve insanların sürekli çıkarları için etrafında olmasından oldukça rahatsız ve bu sebepten dolayı artık proje kelimesinden nefret eder olmuş. Çünkü herkes projesinde oynatmak için Pelin'le samimi ama Pelin de aksine o kadar aç ki samimiyete, o kadar aç ki gerçekten ona duygularıyla yaklaşan insanlara ve bunu mutluyla kapatacak sette. Bir ufak yanlış anlaşılma daha olacak ama yanlış anlaşılma olduğunda daha sonra öğrenecek. O da sürpriz olsun. Hepsini tamam. Söyleyeyim. Son olarak Survivor Adası'ndan döndünüz. Bu filmin teklifi size nasıl geldi? Bu filmin teklifi bana nasıl geldi? Şöyle, menajerimle biz zaten projeleri değerlendirirken okudum. Bu olsun dedim ya, bu çok güzel dedim. Yani hani bir sıcaklık, samimiyet hissedersiniz ya. Bir de toplantıya gittik, toplantıda da yapımcıyla, yönetmenle o kadar sıcak karşılaştık ki zaten böyle dışarıda bir yerde buluştuk. Ya dedim ki bu insanlar çok sıcak, ben bunlarla çalışmak istiyorum. Bence bunu tercih etmeliyiz dedim. Sonra ben de isteyince oldu. Bakalım hayırlısı olsun. Hayırlısı güzel oldu. Gidiyor. Cempo karakterinin evine konuk olduk şu anda da. Bize biraz figüran filminden bahseder misiniz? Cempo nasıl bir karakter? Ondan da bahsedelim. Öncelikle evime hoş geldiniz. burası Mutlu'yla Cempo'nun evi. Cempo sinema sektöründe bir ışıkçı. Işık asistanı. Henüz şef olamamış. Saf bir Tokatlı Anadolu genci ama İstanbul'da yaşadığı için asimile olmuş, herhangi bir şive yapmıyor. Sadece sinirlendiğinde bağırıp çağırırken o şiveyi daha çok görebiliyoruz Cempo'da. bu sektörün içinde saf kalmayı başarabilmiş bir karakter olarak düşündük Cempo'yu. Ve çok sıcak bir hikayesi var figüran filminin. En azından sektörle alakalı bugüne kadar öyle bir film çekilmedi bildiğim kadarıyla. Bu sektörle alakalı çok sıcak bir hikayesi olan, çok komik, aşk barındıran içinde bir sinema filmi çekiyoruz. Biz çok eğleniyoruz çekerken. Bazen sahneleri kesiyoruz gülmekten. Sonra biz gülmeyeceğiz, seyirci gülecek diye hatırlayıp tekrar devam ediyoruz. eğleniyoruz. Kanımız çok uyuştu oyuncu arkadaşlarla. Diğer zaten hepimiz tanışıyorduk daha önceden de çok uyuştu yani kanımız ve gerçekten çok keyifli ve samimi bir hikaye içinde varız yani. Cempo oyuncu olmak istiyor mu? Yok, istemiyor. O ışıkçı. Işıkçı. Tabii. Düz bir ışıkçı ya. Ama Mutlu'nun ev arkadaşı ve Mutlu'nun her şeyini bildiği için her olaya dahil oluyor yani. İstemeden olsa bile. Zaten işin komikliği orada çıkıyor yani. Başımıza bir sürü şey geliyor. Onları da buradan paylaşmayalım isterseniz. Nasıl bir film oluyor? Bize biraz filmi ve karakterinizi anlatır mısınız?
Figüran çok güzel bir film, çok komik bir film. Ben orada Vitamin karakterini canlandırıyorum. Vitamin Şahmettin abinin kopyası, yani ona özlenen, ona yaptıkları, onun tavırlarını dans eden bir arkadaş. Vitamin ve Figüran arasında nasıl bir bağlantı var filmde? Vitamin de aslında bir figüran. Çünkü konuşması pek fazla olmayan ve ama içerisinde durum komedisi yaratan bir karakter. Şahmettin abinin yardımcısı gibi gözüküyor. Kendine ona benzeten, böyle biraz sert tavırlı, kimse onu takmıyor çünkü. O da kendini sert gösterip bağırıp çağıran bir karakter.